Bismillahirrahmanirrahim. Tuat-ı Mekki'ye 11. sefir 71. kısımdan devam ediyoruz. 9. hadis. Kadının aç için kocasından izin istemesi. Darakudni İbni Ömer'in şöyle dediğini aktarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 50 ve zengin bir kadına kocası hacca gitmek için izin vermezse izinsiz hacca gidemez. Hadisine cüvay zincirinde bilinmeyen bir ravi vardır. Ona Muhammed bin Ebi Yakup el-Kirmani denilir. Hadise Hasan bin İbrahim el-Kirmani'den rivayet etmiştir. İşini hacca gitmekten alıkoyan bir koca Allah yolunda alıkoyan kimselerdendir. Fakat bu durum kadınla birlikte yolculuk yapabilecek mahrem bir insanın bulunması durumunda böyledir. Kadın uzak diyardan geldiğinde yanında mahremi bulunmalıdır. Mekke'de ise Kocasının iznine gerek yoktur çünkü o hac mekanındadır. Nitekim kadın namaz için ya da Ramazan orucu için ya da Müslüman olmak için ya da zekat vermek için kocasından izin istemez. Hac hacca gitmemiş kimse için farzı yerine getirmek üzere Kabe'ye yönelmek demektir. Kadının simgesel anlamı olan nefsin Allah'ı bilmeye yönelmesi söz konusu olduğunda bu konuda araştırma yapmak nefsin zatından kaynaklanmaz. Çünkü nefs öncelikle maddi ve manevi zararı kendisinden uzaklaştırma ve yararı kendine çekme özelliğinde yaratılmıştır. Nefs ise Allah'ı bilmek hakkını düşünmesinin, düşünmenin kendisini Allah'a yaklaştırıp yaklaştırmayacağını bilemez. Bu esnada nefs neyle sonuçlanacağını bilmediği bir işle ilgilenirken kendine haz veren şeyleri terk etmek durumunda kalması nedeniyle zarar görür. Bu nedenle nefsin üzerinde hüküm sahibi birisinin bulunup kendisine inceleme izni vermesi gerekir. Bu durum kocanın eşine izin vermesine benzer. İçimizden bazıları nefsi akıl izin verir demiştir. Akıl nefse izin verdiğinde nefs akli kanıtların verisiyle Allah hakkında araştırmaya başlar. Herhangi bir şeyi bilmek bütün akıl sahiplerine göre o şeyi bilmemekten üstündür. Çünkü nefs eşyayı bilmekle başka nefslere karşı üstünlük kazanır. Özellikle de sınai olan ya da olmayan bilgilerden habersiz kalan nefslerin bilgili nefslere muhtaç olduğuna tanıklık ettiğinde bilginin değerini açıkça öğrenir. Bu durum söz konusu bilgiyle ilgilenmenin Allah'a yaklaştıran ve onun katındaki mertebeye adım atmayı mümkün kılan bir şey olduğunu bilmediğinde böyledir. İçimizden bazıları bu meselede kadının eşi şeriattır demiştir. Şerat konuyla ilgilenme iznini nefse verirse öğreninceye kadar nefs o bilgi ile ilgilenir. Bu bilgiden ise yaratanının birliğini, ona gereken özellikleri, hakkında imkansız olan ve yapabileceği fiilleri öğrenir. Bu konudaki araştırma sayesinde ise yaptıklarında ya da sakındıklarında kurtuluş ve mutlulukların bulunduğu hususları açıklamak üzere Allah'ın kullarına peygamberler gönderdiği de öğrenilir. Böylece bu konudaki araştırma dinen bir yükümlülüğe dönüşür. Çünkü şeriat bu bilginin sabit olması için insanların onu araştırmasını şart koşmuştur. Bu husus kelamcılar arasında görüş ayrılığına yol açmış bir meseledir. Acaba Allah'ı bilmek akılla mı yoksa şeriatla mı insanlara farz olur? Her durumda nefsin eşi eşarilere göre şeriat, mutezileye göre akıldır. Bu özel fiilde nefsin kendiliğinden bir hükmü ya da bir haz elde etmesi söz konusu değilse zorunluluk anlamında bir araştırması yoktur. Söz konusu haz, kendisinin bilip diğer nefslerin bilmediği konularda insanları kendisine muhtaç olduğunu bilmesinden kaynaklanan bir tür başkanlık tutkusuna dayanır. Nefs, haç zamanında, haç mekanında bulunduğunda, kocası yanında olsa bile kadın konumundadır. Kocası haç yapan kimselerden ise durum daha da pekişir. 10. Hadis kadının kölesiyle birlikte yolculuk yapması zayidir. El-Bezzar İbni Ömer'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadının kölesiyle yolculuk yapması ziyandır. Hadisin isnas zinciri hakkında farklı görüşler vardır. Allah'a bilme yolunda nefsin şeriata iman ederek yolculuk yapması son derece övülen ve mutluluk sağlayan bir iştir. Bu durumda akıl da nefsin köleleri arasındadır. Çünkü nefs Allah'ı bilmek hakkında şairinin yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği her şeyi kabul ederek akıl üzerinde hükümrandır. Böylece nefs peygamberin hakkın nitelikleriyle ilgili aklın imkansız saydığı bilgileri öğrenmede akılla beraber yürüyebilir ve iman olmaksızın akılla hareket edebilir. Nefsin böyle yapması doğruluk ve kurtuluş yolundan ayrılması demektir. Birinci yolculuk şeriat sabit olmazdan önce ise öyle akıl değil arzu olmalıdır. Nefs arzusuna eşlik ederek hareket ettiğinde arzu gücü onu doğruluk, kurtuluş ve mutluluğunun bulunduğu yoldan saptırır. allah Teala şöyle buyurur. Arzusunu ilah edineni gördün mü? Başka bir ayette Rabbinin makamından korkup nefsi arzudan alıkoyan kimseye gelirsek denilmiştir yani nefsi arzuyla hareket etmekten alıkoyan kimse demektir. Arzu gerçekte de nefsin kölesidir. Çünkü o nefsin niteliklerinden birisidir. Bu niteliğin ancak nefse birlikte varlığı söz konusu olabilir. Kendi başına var değildir. Öyleyse nefs arzu gücünün sahibiyken arzu gücüne uyduğunda arzu gücü nefsin sahibi haline gelir. Arzu gücünün ise ne aklı ne imanı vardır. O nedenle nefsi tehlikelere atarak yok eder. Şari ise bu durumu kadının kölesi ilişkisinde maddi yolculukta dikkate almış, onu belirttiğimiz hususa bir uyarı yapmıştır.